Önceki videoda konuştuklarımızın üzerine bu videoda ekse dönemine göre kredi kartı faizinin nasıl hesaplandığını biraz daha yakından incelemek istiyorum. Örneğimiz Amerika'da olduğu için para birim ve diğer değerleri de ona göre düzenledik. Ama Türkiye'de de durum çok farklı değil. Evet, ekstra dönemi kredi kartını aldığınız bankanın ya da şirketin size gönderdiği aylık eksenin ait olduğu dönemdir. Şimdi mesela ekstra döneminizin ayın birinden diğer ayın birine kadar olduğunu varsayalım. Hatta örnek olarak kullanacağımız ay da Ekim olsun. Ekim ayının başında kredi kartı borcunuzun 100 dolar olduğunu düşünelim. Ve Ekim'in 6'sına kadar bu 100 dolar değişmiyor. Yani herhangi bir harcama ya da ödeme yapmıyorsunuz. Şuraya yazayım. Ayın 6'sında 100 dolara kendinize çok güzel bir kaza kalıyorsunuz. Şimdi ne kadar borcunuz olur? 200 dolar öyle değil mi? 200 dolarlık borç yine başka bir ödeme ve harcama yapmazsanız bu şekilde kalır. Ayın 20'sine geldiğimizde borcunuzun biraz silinmesi için 150 dolarlık bir ödeme yapıyorsunuz. Bu ödeme ile 200 dolarlık borcun 150 dolara silinir ve borcunuz 50 dolara düşer. Ve diyelim ki bundan sonra da başka bir ödeme ya da harcama yapmıyorsunuz ve ekstra döneminizin sonuna geliyorsunuz. Şimdi gelin bu dönemde ne kadar faiz ödeyeceğinizi hesaplamaya çalışalım. Her şeyin biraz daha anlaşılır olması için de yıllık basit faiz oranının %22,99 olduğunu kabul edelim. Bunu bir önceki videoda da konuşmuştuk. YBF olarak kısaltıyorum. Neden bilmiyorum ama yıllık faiz oranlarının virgülden sonraki iki hanesi her zaman 99 oluyor. Herhalde 22,99'un 23'ten daha iyi göründüğünü düşünüyorlar. Evet ne diyorduk? Hadi bu dönemdeki faiz oranını hesaplayalım. Faiz oranı ortalama günlük bilanço yöntemiyle hesaplanır. Hemen not edeyim. Ortalama günlük bilanço bu adından da anlaşılacağı gibi ekstra dönemi boyunca günlük bilançonuzun ya da borcunuzun ortalamasıdır. Örneğin burada Ekim'in birinden ya da 1 Ekim gece yarısı 12'den 6 Ekim gece yarısı 12'ye kadar dersem daha iyi olur. Borcumuz 100 dolardı. 5 gün için 100 dolar. Borcumuz Ekim'in 6'sından 20'sine kadar yani 14 gün boyunca 200 dolar. Artı 14 çarpı 200. Son olarak ayın 20'sinden diğer ayın 1'ine kadar da Diğer ayın birini Ekim ayının 32'si olarak da düşünebilirsiniz. Dolayısıyla buradaki gün sayısı 12'dir. Artı 12 gün boyunca 50 dolarlık bir borç olduğu için 12 çarpı 50. Bu toplamı bir de toplam gün sayısına yani 31'e bölmemiz lazım. Evet Ekim ayında 31 gün var ama mesela eğer 1 Şubat'tan 1 Mart'a kadar olan dönemi değerlendiriyor olsaydık gün sayısı farklı olacaktı. Burada yazımızın ortalama günlük bilanço olduğu anlaşılıyor değil mi? Yani bunun yerine eğer isterseniz 5 kere 100 artı 100 artı 100 artı 100 artı 100 sonra da 200 artı 200 artı 200 diye de yazabiliriz. Kısacası borcumuzun 100 dolar olduğu her gün için ki bu günlerden 5 tane var 100 dolar. Borcun 200 olduğu 14 gün içinde 14 tane 200 yazabiliriz. Tabii bunu yapmak yerine 200'ü 14'e çarpmanın daha kolay olduğunu sanırım siz de kabul edeceksiniz. Buna ek olarak borcun 50 dolar olduğu 12 gün için 12 tane 50'yi birbiriyle toplayabilirim. Ama bunun yerine 12 çarpı 50 işlemi yapmak çok daha mantıklı ve kolay. Şimdi hemen şunu hesaplayalım. Burası 500 eder. 14 çarpı 200, 2800 dolar. 12 çarpı 50 de 600 dolar eder. 500 artı 600, 1100 artı 2800, 3900 dolar eder. Tabi bunu bir de 31'e bölmemiz gerekiyor. 3900 bölü 31, 125 dolar virgül yaklaşık olarak 81 sent ediyor. Ekranı biraz daha kaydırayım. Eşittir 125,81 dolar ya da 125 dolar 81 sent ortalama günlük bilançomuz oluyor. Kredi kartı şirketi ya da bankası ekse dönemimizdeki faiz oranını buna dayanarak hesaplayabilir. Hesaplama 125,81 doları alıp bunu ekse döneminizdeki gün sayısına göre oranlamış yıllık faiz oranı ile çarparak yapılıyor. O halde bir de bu ekse döneminin yılın kaçta kaç olduğunu bulmamız lazım. 125,81'i yılda 365 gün ve ekse dönemini de 31 gün olduğu için 31 bölü 365 ile ve yıllık faiz oranı ile çarpacağız. Çarpı %22,99. Hesap makinemi yeniden çıkarayım. Az önce bulduğumuz sonuç çarpı 31 bölü 365 çarpı %22, yüzde yani 22,99 yani 0,2299. Sonuç olarak 2 virgül bunu yuvarlarsam 46 elde ederiz. 2,46 dolar. Bu arada faizi borcumuzun tamamını ödemezsek ödememiz gerektiğini de eklemek istiyorum borcumuzun tamamını ödersek bir de son ödeme tarihi var. Yani nakit çekimleri ya da bilanço transferlerini hesaba katmazsak borcumuzu bu son ödeme tarihine kadar ödersek şuraya son ödeme tarihi olarak işaretleyeyim. Yani sonuç olarak 50 dolar borcumuzu bu süre içerisinde ödersek faiz ödeme izlemeye çalışıyorum. Ama borcumuzu ödemez ya da bir kısmı ödersek bu faizi ödememiz gerekir.